Eylül Bugünkü dersimizde ki bu ikinci dersimiz oluyor. Birlik, ikilik, dörtlük notalar nedir? Bunlara bakacağız. Birlik isimi birlik nota vuruşu dört. Yani elimizle yukarıdan aşağı vuruyoruz. Bir daha vuruyoruz. Bir daha vuruyoruz. Tam dört kere vurduğumuzda elimiz yukarıda kalıyor. Bu birlik nota oluyor. İkilik nota şekilde gördüğün gibi bir kuyruğu olan bir nota. Yukarı doğru veya aşağı doğru kuyruğu olabilir. Bunda da iki vuruş yapıyoruz. Her bir vuruş yukarıdan aşağıya, yukarıdan aşağı. Toplamı iki yapacak. Dörtlük ise her birine bir kere vuruyoruz. İçi dolu olan bir nota. Bir dedik kaldırdık. Bir vurduk kaldırdık elimizi. Bu dörtlük bir nota. İkilik nota içi boş, birlik nota kuyruksuz. Dört vuruşta birlik, ikilik iki tane vuruşa denk geliyor ortası boş kuyruklu, dörtlük ise ortası dolu kuyruklu. Şimdi noktalı ikiliğe bakıyoruz. Notalar içerisinde ortası boş olan, kuyruğu olan bir nota. Bu ikilik bir nota. Şimdi yanına bir nokta koyduğumuz zaman tıpkı diyezde olduğu gibi sesi uzatıyor. Yani bir, iki, üç vuruşa çıkarıyor. Yani o notanın değeri kadar, onun yarısı kadar bir değerle vuruşumuzu arttırıyoruz. Örnek mi? Do yanına bir do daha koymuş gibi. Do bunun gibi. Şimdi bunun çeşitli şekilleri var. Mesela bir tane ikilik notayı aldık, yanına bir nokta koyduk. İkilik artı bir dörtlük bir notayı koyduğumuzda yine aynı değere kazanmış oluyoruz. Şekilde gördüğümüz gibi ikilik bir nota yanına da bir nota koyduğumuz zaman bir dörtlük bir nota koyduğumuzda onu matematik olarak dengeliyor. Bir tane ikilik nota yanına bir tane nokta koyduk mu üç tane birlik notayı denk getiriyoruz. Yani do 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 gibi. Şimdi sus nedir? Eylül'cüm susun ne olduğunu şöyle anlatayım sana. Bir müzik parçası içinde susulması gereken yerlere gösteren işaretlere sus denir. Tekrar ediyorum. Bir müzik parçası içinde susulması gereken yerleri gösteren işaretlere sus denir. Bu da aynı birlik ikilik, dörtlük notalar gibi birlik sus diye başlıyor. Sonra devam ediyor ikilik sus ve dörtlük sus olarak. Birlik sus. Portenin dördüncü çizgisi altına konur. Biliyorsun bir portede beş çizgi, dört aralık vardı. Portemizin dördüncü çizgisinin tam altına dördüncü çizgiye denk gelecek şekilde konan sus işaretidir. İkilik sus. Portemizin üçüncü çizgisinin üstüne konur. Dördüncünün altına değil de üçüncünün üstüne konur. Buna ikilik sus diyoruz. Eylül'cüm dörtlük sus portenin birinci çizgisiyle 5. çizgisi arasına konan sus işaretidir. Şekilde görüldüğü gibi yazılır. Notaların adları. Müzikte 7 tane nota adı vardır. Sırasıyla do, re, mi, fa, sol, la, si adlarını alır. Bu sıralar değişmez. Yedi nota portede konuldukları yere göre at alırlar. Bu atları nasıl alırlar diye bana soracak olursan, portenin başına konan açkı eşittir anahtar. Yani anahtar ve açkı kelimelerini kullanabiliriz. Anahtar denilen işaretlerle belirlenir. Örnek sol anahtarı veya sol açkısı. Şimdi sol notamızı dikkate alırsak gotik harflerle yazılan aslında bir harftir o. Solün e, uluslararası simgesini G'sini belirler. G harfi sol notasını gösteren bir harftir. Dolayısıyla sol notasından başlar solun olduğu yerden kıvrılır, yukarıya çıkar, tekrar aşağıya iner. Aşağıdaki notanın bulunduğu yer ise doludur. Yan tarafta görüldüğü gibi. Şimdi sol anahtarını sol notasıyla, sol birlik notasıyla gösteriyorum. Do sol do. Bunların hepsi sol anahtarını yazmadan ne olduğunu bilemeyeceğimiz için açkı yani anahtarını onu yazdıktan sonra okuyabiliyoruz. Yan taraftaki skalaya dikkatle bakalım. Re mi fa sol la si do re mi fa sol. Fa anahtarı. Fa anahtarı veya fa açkısı. Bu da müzikte iki tanedir bu. Fa notasını başladığı yerde yani bu anahtarın ilk başladığı yer fa notasının başladığı yerdir. Burada da görüldüğü gibi şekildeki harf gotik harflerle f harfini gösterir. Bu şekilde yazılır ve bu şekilde de okunur. Şimdi notaları böyle kısaca tanıdıktan sonra gitarda mi ve si tellerine ait kısa bir geçiş yapacağız. Gitarda birinci tel en alttaki telimizin adı ince mi telidir. Gitar'da ince mi teli boş tel ince mi teli boş tel adını alır. Baş taraftaki sol anahtarından o skalaya göre sesi alır. Mi'nin portede görülen değeri şekildeki gibidir. Mi'den sonra birinci perdede fa notası var. Fa notası 5. portede 5. çizginin orta noktasına denk gelir. Gitarda ise fa notası 1. perdenin üzerine basılarak elde edilir. 2. perde fa ikinci notamız 2. perdedeki fa diyez notasıdır. Aynı boş mühitelinin ikinci perdesine basarsak fa'yı yarım ses tizleştirmiş oluruz. Ve adını fa diyez olarak alır. Üçüncü notamız, üçüncü perdemiz sol notasıdır. Sol notamız beşinci çizginin tam temas ettiği noktadadır portede. Ama gitarda ise üçüncü perdenin üzerindedir. Mi telinin. Ve adını sol olarak alır. Diyez nedir? Onu biliyoruz zaten Eylül'cüm. Sesi yarım ses tizleştiren bu işaretin adına diyez diyoruz. Örneğin fa diyez gibi. Şimdi bir yazılı portenin önüne geçiyoruz. Ne var orada? sol anahtarı var. C ifadesi var. C ifadesi bu notanın dört dörtlük çalınacağını gösteriyor. C'nin diğer adı da dört bölü dördü ifade ediyor. Notaları okuyalım. Boş telimizde çalıyoruz. Mi, 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 mi? Boş telimizde. Sonra yine boş telimizde mi, mi çalıyoruz. Sonra bu beşinci çizginin ortasına gelen dolu nota fa notasıdır. O da birlik ikilik, dörtlük notalar gibi dikkatle bakıyoruz. Hemen okuyoruz. Fa, 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 fa. Yanındaki boş notalar ise ikilik notalar olup fa, fa seslerini alır. Devam edersek Üçüncü gitardaki üçüncü perdenin portede ise son çizginin üzerine gelen bir nota görüyoruz. Bu nota'nın adı soldur. Onu çalalım. Sol, 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 sol. İkiliğini çalalım. Sol, sol. Hemen ondan sonra gelen notamızın adı fa'dır. Fa'yı dörtlük çalacağız. Fa, 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 fa. İkilik çalacağız. Fa, fa ve birlik çalacağız. Mi Şimdi ikinci cümlenin başında sol anahtarımızı görüyorsun. Ve dört dörtlük yani C ifadesini görüyorsun. Boş telimiz elbette ki midir. Ben o notaları okuyorum. Sen de buradan takip ederek okuyorsun. Mi, mi, fa, fa, sol, sol, sol 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 fa fa mi 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 yani mi mi fa fa sol 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 fa fa mi 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 alt portaya geçtiğimizde yine sol anahtarımız var notamızı üçüncü perdeden basıyoruz. Sol, sol, mi, mi. Hemen devam ediyoruz. Sol, fa. Devam ediyoruz. Sol, sol, fa, fa. Devam ediyoruz. Mi, mi, mi. Bu mi sesiyle ilgili çalışmamızı burada tamamlamış oluyoruz. Eylül'cüm daha önce öğrendiğimiz bilgileri şimdi gitar üzerinde tekrar ediyorum. Boş telimiz mi. Şimdi birinci satır sol anahtarı dört dörtlük C işareti bu satırda bitene kadar dörtlük ikilik ve en sonunda da birlikle bitiriyoruz. İkinci satırımız yine sol anahtarı C, dört dörtlükle başlıyor. Boş terimiz mi. İkinci telimiz C adını alır. Gitarın alttan ikinci telidir. Boş olarak gitarın alttan ikinci teli C sesini verir. C sesinin birinci perdedeki birinci perdedeki adı Do'dur. Do'dan sonra ikinci perdede Do diyez gelir. Üçüncü perdede Si teli üzerinde re notasını buluruz. Diyez nedir? E? Aynı şekilde Mi telinde olduğu gibi yarım ses tizleştiren bir işarettir. Örnek Do diyez. Şimdi burada da 3 numaralı satırımıza bakalım. Yine bir sol anahtarımız var. C ifademiz var. C ifadesinin dört dörtlük olduğunu daha önce anlatmıştım. Eylül'cüm. Şimdi okuyorum. Yukarıdaki mi ve şey m ve i ve m işaretlerine bakma. O klasik gitardaki sağ elin işaretleri. Onlar seni ilgilendirmiyor. Biz penalı çalışıyoruz. C, si. Si Si Hemen yanındaki Do 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 sonra Re Re Do Do sonra Si Re Aşağıya iniyorum Si Si Si, do, do, do. Devam ediyorum. Re, re, do, do, si. Birlik notayı gördük. İkilik notayı gördük. Dörtlük notayı gördük. Şimdi dördüncü satırımıza geçiyorum. Dördüncü satırda gördüğümüz gibi Si, Do, Si, Do, Re, Si, Do, Si, Do, Si. Alt satıra iniyorum. Si, Do, Si, Do. Devam ediyorum. Re, Do. Devam ediyorum. Si, Do. Do. Si, Do ve en son Si. Bugünkü dersimiz burada bitti. Üçüncü satırımız sol anahtarı C, 4, 4 ile başlıyor. Boş telimiz C. Si. Dördüncü satırımız sol anahtarıyla başlıyor. C, dört dörtlük, boş si C ile başlıyoruz.